Evet sayın izleyiciler, Osmaniye merkeze bağlı Kırmacılı köyünü ziyaret ettim. Muhtarımız Ertuğrul Gül köy içerisindeki yolları İl Özel İdaresi'nin dozer ve araçlarına yaptırırken gördük. Kendisini tebrik ediyoruz. Geçen bu köye ikinci gelişim. Geçen hafta Cuma günü geldik. Muhtarımızın işi olduğundan görüşemedik. Yine araçlar bu köy içerisinde çalışıyorlardı. Kendisini tebrik ediyoruz. Muhtarlarımızın mesai saati yok. Günün her saatinde köye hizmet yapmak için imkanları ölçüsünde çalışmalarına devam ediyorlar. Evet muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Muhtar olma amacınız neydi? Bu amaçların yüzde kaçını gerçekleştirdiniz efendim? Evet. Önce köyümüze hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Benim muhtarım. İkinci dönemim. Üçüncü döneme de adayım. Allah nasip ederse devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah. Ondan biz sonra, zaten... Ondan sonrası da yok. Orada da noktayı koyacağım bu dönemden sonra. Evet. Sadece temennim benden sonra gelen arkadaşlar benim yaptıklarıma sahip çıksın. Gerisi pek önemli değil. Yani yaptıklarım benim şu anki bıraktığım esere evet. Sahip çıksınlar yeter. Şimdi muhtar olmamdaki yegane sebep amaç uydu. Ben aday olduğumda da köylüme ve komşularıma şu sözü verdim. Evet muhtar. Devletle sizin aranızda ben köprü olacağım. Evet. Sizin tüm dertlerinizi gerekli kurumlara, ilgililere ulaştırmak benim görevim. Evet. Yollarımızı gidilir hale getirmek. Evet. Çeşmelerimizi akar hale getirmek. Elektriğimizi yanar hale getirmek. Okulumuzda öğretmen sorununu, okuldaki bozuk düzen eğitim sorununu çözmek. Amacım bunlardı. Ve ilk muhtar olduğu yılda hiç aklımızda olmayan 92 yılında eğitime açılan okulumuzu terk etmek zorunda kaldık. Zamanda yapının çürük olması, buradaki hata da işte köylü yerini bul muhtar, su basamağına kadar yap muhtar, üstünü biz yapalım. Evet. Muhtarın ne gücü var bunu yapacak? İmkanları yok. Ama bu dönemler bitti. Ne yapıyor devlet şimdi? Temelden, sıfırdan planlı projeli her şeyini yapıyor. Böyle bir okulu bırakmak zorunda kaldık. 2006 yılında yerini de kendim temin ederek bir dönemine 5 milyar o günün parasıyla. Köy tüzel kişiliği olarak temin ettiniz. Aynen, doğru mu efendim? Tebrik aynen, ediyoruz. Aynen. Ve emeğe geçen valilerimiz var. İsa Küçük, Zübeyir Kemelek. Evet. Bunlar çok büyük ilgi gösterdiler. Şu an Gültepe mahallemiz 4 mahallenin orta bir yeri. Yani 3'ünün ortası, biri de taşımalı eğitim. Evet. 4 kat, 457 metrekare oturumlu, kaloriferli, her türlü donanıma sahip bir evet. Okulumuz var. Şu anda eğitim düzeni durumumuz da şehir okullarına yarışacak durumda. Diğer bir konu muhtarlığımıza ait en ufak bir köy odası, köy konağı böyle bir yerimiz yoktu. İller Bankası desteğiyle çok amaçlı köy konağı 230 metrekare alanlı köy konağını yaptı. Evet. Düğün salonu birlikte. Bu devletimizin yardımı katkılarıyla. Yine Sayın Valimiz Zübeyir Kemal'in desteği ve direktifleriyle sağlık evimizi ve lojmanımızı yaptık. Çok güzel efendim. Şu an 4 mahallede uzak kaldığından ikinci bir daha öncesinden 69'lu yıllarda yapılmış değirmen binası diye bir bina şeyimiz vardı. Yapımız sade duvarları vardı. Bunu tekrar tadil düzenleyip şimdi oraya köy odası ve sağlık hizmeti verme amaçlı. Evet. Sağlık odası yapacaksınız. Oraya başladım. Yollarımızı 5500 metre şu güne kadar metrekare kilit taşı döşedik. Ve yollarımızda, asfaltlarımızda birinci ve ikinci kat asfaltlarımız. Şu anda yolumuzda pek sıkıntım yok. Sadece Kayseri-Osmaniye yol bölünmüş yol bağlantısında malzeme taşımasından dolayı 2 kilometrelik bir yörüm bölümümüzü harap etti. Onun da tekrar valimiz genişletme ve dolgusunu yaptı. 2 yıldır bunun yolun yani sertleşmesini oturmasını bekliyor. İnşallah bu asfalt döneminde o asfaltımızı da yapacağız. Tüm köyümüzün, tüm mahallesinin elektrik hatlarını, tellerini, iletken ve daha güçlü elektrik hatları değişimi yapıldı. En son Gültepe mahallesinin 15 gün kadar önceydi tamamlandı. Bu elektrikten de öyle bir sorunumuz da şükür kalmadı. Bazı sıkıntımız şeyde, köyümüzün konumu nedeniyle GSM operatörlerinin yetersizliğinden dolayı cep telefonlarında
çekmeme gibi bir sorunumuz var. Onu da haberleşme daire başkanlığına müracaat yaptım. GSM operatörlerine talimat verdiler. O günden bu yana az da olsa biraz farklılık oluştu. Suyumuz elektriğe bağımlı. Hala da bağımlı ama bu Karapınar İçme Su Projesi dahilinde, o kapsamında oraya girdik. 60 kilometreden köyümüze içme su geldi ama şu an sistem tam rayına oturmadığından yaz dönemi suda sıkıntımız oluyor. Yine elektrikli pompamızdan destek veriyor. Ama esas suyumuz yine Kadirli yöresinden ve Andır'ın bölgesinden alınan Koçlu grubu projesi adı altında ikinci bir suyumuz geliyor. İnşallah bu 2014'ün içinde de Vali Bey'den aldığımız, Osmaniye Valimizinden ve yetkililerden aldığımız bilgiye göre 2014'ün içinde de inşallah buna kavuşacağız. Şimdi amacın neydi muhtar olmakta? Muhtarlıkta amacım, hiç şahsıma bir beklentim yoktu. Sadece köyüme bir şeyler yapabilir miyim? Köyümün insanları bazı şeylerden haberdar olur. Efendim, kalkınmada önderlik yapabilir miyiz? Köyümüzün sorunlarını iletir, vatandaşlarını nasıl rahat eder, nasıl efendim daha güzel yaşantılar olur? Ekonomik ve sosyal durumunu yükseltmek için çalışmışız. Evet, evet. Evet. Şimdi bize köy muhtarlarının görevleri içerisinde birinci sırada gelir. Muhtarın görevi. Devletten gelen bilgileri, belgeleri vatandaşa duyurmak. Evet. Devletten gelen görevlere yardımcı olmak. Evet. Köyün bayındırlık işlerinde ve diğer işlerinde köylüye önderlik yapmak. Evet. Şimdi evet, biz bunun bilincinde olarak hareket ettik bu zamana kadar. Ve şükür Allah'a da köylümüzden de bu zamana kadar bir sorun yaşamadık. Elimizden geldiği kadar devletimizin de çok büyük katkısı, tabii bu yapılan işlerin tamamı devletimizden geliyor. Yetkililerin de duyarlılığından dolayı bu zamana kadar bu hizmetleri yapabilme şeyine eriştik. Başarısına eriştik. Evet. Evet. Türkiye'de muhtarların sesi olarak biz de sizi tebrik ediyoruz. Evet sayın izleyiciler, yani çalışkan ve kendisini köyüne hizmet yapmak için adayan bir muhtarla yine karşı karşıyayız. Bundan dolayı da muhtarımız Ertuğrul Gül'e çok teşekkür ediyoruz. Yani burada sizlerin de göreceği gibi muhtar isterse hizmet yapıyor ama istemezse hizmet yapmıyor. Türkiye'de hiç hizmet alamayan muhtarlara denk geldik. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak muhtarımız Ertuğrul Gül de ikinci dönem olmasına rağmen köyümüzün önemli sorunlarını çözmüş. Kendisine de köy halkı adına da gazetemiz adına da teşekkür ediyoruz. Muhtarım, bu Osmaniye ilinde hiçbir köyümüzün altyapısı yok. Buranın da yok galiba. Evet, doğru mu efendim? Buranın da, evet. Biz bunu elektrik, yol, su sorunları genelde Osmaniye ilindeki köylerde çözülmüş. Biz artık sıranın altyapıya geldiğini düşünüyoruz. Bunun da buradan da yetkililere sesleniyoruz. Güzel bir başlık atacağız. Osmaniye valimizin dikkatini çekmek için artık sıranın altyapıya geldiğini duyuruyoruz. Çünkü diğer gezmiş olduğumuz illerde, kırsal illerde, İç Anadolu bölgesinde dahi köylerimizin altyapısı yapılmış. Bu bir genel ihtiyaç. Onun için bu Çukurova'mızın bir ili olan Osmaniye'nin de köylerinin modernleşmesini istiyoruz artık. Evet. Modern çağı yakalamasını istiyoruz. Efendim, bu köyümüzün kalkınmasıyla ilgili ne faaliyet yürüttünüz efendim? Yani sulamayla ilgili olsun veyahut da işte bu ürünlerle ilgili olsun bir çalışmamız oldu mu muhtarım? Şimdi bizim çalışmamız direkt muhtarlık adına değil de kendimiz geçim kaynağımız, köyümüzün en büyük geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Evet. Tarım yönünde ve hayvancılık yönünde muhakkak ki bir muhtar olarak veya köyün ileri gelen çiftçi olarak bazı atılımlarımız oldu. Ürün değişikliğinde ve ürün desenlerinde böyle etkin diyemem de yani vatandaşa duyurabileceğimiz, vatandaşın faydalanabileceği bazı araştırmalar gelen ilgililerden, tarım il müdürlüğüne falan aldığımız bilgiler doğrultusunda bu şekilde vatandaşa duyurduğumuz ürün çeşitleri oldu. İlk muhtar olduğumuz dönemde atıl durumda olan kalkınma kooperatifimizi faaliyete geçirdik. Yönetimi değiştirdik. O yönetimde 50x4 4 aileye 4'er baş büyükbaş mal olmak kaydıyla 200 başlık proje yaptık. Bu projemizde de hayata geçirdik. Faydalanmadı desek yalan olur. Faydalandı köy ama sonradan bu hayvancılıktaki
girdiler yükseldi. Girdiler yükselmesi, evet. Sütün değer yerinde sayması, yerinde sayması, hayvan değerinin düşmesi bu insanları zor durumda bıraktı. Zor durumda bıraktı. Yine ondan da bir bazı şeyler oldu, yani sıkıntılar oldu. Hayvancılıkta da insanlar artık şu anda yapacak bir şeyleri, evet, bundan, şu anda yapacak bir şey kalmadı. Evet, bundan dolayı da sizi tebrik ediyoruz. Atıldırım'daki bir kooperatifi, evet, hayata geçirmişsiniz, yani, ama bu ülkenin ekonomik yapısından dolayı hayvancılık son 3-4 yılda geriye gitti. Çünkü evet, 2008 yılındaki yemin torbası, 50 kilo yemin torbası 13 lirayken şimdi 50 lira oldu. Sütün litresi o zaman 700 kuruştu. Şu anda 800-850 kuruşa gidiyor. Yani yem 4-5 misli artmış girdiler ama süt çok cüzi bir miktarda artmamış diyebiliriz. Onun için hayvancılarımız zor durumda. 85 kuruş. Evet. Efendim köyümüz 4 mahalleden oluşuyor dediniz. Evet, evet. Kaç hane var? Kaç nüfus yaşıyor köyümüzde? Şimdi köyümüz, yani diğer köylere nazaran biraz konumu, coğrafi konumu biraz farklı. Köyümün bir uçtan bir uca yerleşim hanesinden en sona kadar yaklaşık 5 kilometre. Evet. 4 mahalleden oluşur. Bu 4 mahallenin tamamı Kırmacılı köyü altında toplanır. Kendi arasında Hediören, Tülücüler, Gültepe ve Derobası. Zaten bizim en büyük sıkıntılarımız 4 köyden oluşan bir köye hizmet ulaştırmak. En büyük sıkıntılarımız bu. Yani birilerine bir şey yaptığın zaman diğer mahallede aynı hizmeti yapmak zorunda. Halk yani, istiyor daha doğrusu yani. Yani şu an bu köye bir cami yeter. Şu anda 4 tane cami var. Evet. 4 tane cami yapmak zorunda. Çünkü yerleşimlerin arası her saat, her dakika, 5 yani kilometre uzak gidecek durumda, evet, değil. Şimdi girişten sonra 5 kilometre, her mahalle arası 1,5-1300-1500 metre mesafede, evet, kurulmuş. Tek muhtarlık. Tek muhtarlık. Doğru. Çok yerde böyle dağınık iki tane mezar. Köylerimiz var. İki tane okul. Yani köyümüzde, evet, bulunan yani şeyler. Evet. Kamu kuruluşları. Kamu kuruluşları. Yani bu köyünün dağınıklığı bu şekilde olmasından dolayı da hizmet yönünde çok biz de sıkıntılanıyoruz. Yani masraf da fazla oluyor. Ama buna da rağmen, her şeye rağmen yine de biz yılmadan bu işleri yapma peşinde azimle devam edeceğiz. Hizmet aşkıyla devam ediyorsunuz. Aynen. Evet efendim, biz de bu çalışmalarınızın karşılığınızı aldığını görüyoruz. Onun için de size teşekkür ediyoruz. Muhtarım, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim röportajımıza? Şöyle eklemek istediğim, imkan ölçülerinde her iki yılda bir bu köy işlerine ve diğer stabilize olan yerlere böyle toprak dediğimiz yani stabilize malzeme, evet, taşımak zorunda kalıyor. Yağmur, yağışlı dönemlerde bilhassa kış mevsimlerinde oluşan seller yükseklerdeki toprağı alıyor, engine tepe yapıyor. Tekrar geri buna bakım onarım istiyor. Yani şu çalışan araçların hepsi parayla çalışıyor. Bunlara kalıcı çözüm bekliyor. Yani bu kalıcı çözüm nedir? En güzeli kilit taşı. Yani, evet, o da olmazsa asfalt. Evet, o da olmazsa asfalt. Asfalt kalıcı çözüm değil. Asfaltın bozuluyor. Evet. En güzel de kalıcı taşı. Çözüm parke kilit taşı döşenmez. Patladı. Arıza oldu, kazdın. Arısı taşı üzerine gelir. Evet, çok güzel. Olmaz, geri koyarsın. Doğru söylüyorsunuz. Yani benim en büyük arzum, benim köyümün insanları insan onuruna yakışır, ayağına çamur değmeden köyümün içinde gidebilmeli. Köyümün içinde gezebilmeli. Yani yetkililerden beklentilerimiz bu. Ha bunlar olmuyor mu? Oluyor. Yani bu zamana da hizmet almadık. Çok güzel hizmetler aldık. Ve almaya da devam ediyoruz. Yani bu şeyleri de önerilerimizde dikkate alırsa yetkililerimiz çok daha güzel olur. Bir an önce de bu toprak taşımaktan kurtuluruz. Kalıcı bir çözüm olur. Evet, biz de bu önerinizi kamuoyuna ve yetkililere sizin aracılığınızda duyuracağız efendim. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Muhtarım, galiba bu arkadaşımız da köye uzun yıllar bekçilik yapan, evet, evet, arkadaşımız. Siz kendinizi tanıtır mısınız efendim? İbrahim Tülücüoğlu. Evet. Kaç yılından beri? 30 yıl mı efendim bekçilik yaptınız? 30 yıldır. Emekli oldunuz mu efendim? Emeklilik yok dedi. Bekçilik olamadım. Emeklilik. Resmi olmadığından gönüllülük esasına göre hizmet yaptınız. Evet. Size de teşekkür ediyoruz. Yani halde bekçiyim daha. Evet. Ama evet, gönüllülük esasına, evet, göre bekçilik, evet, yapıyorsunuz. Evet, evet, bazı köylerimizde böyle, evet, gönüllülük yani esasına bir göre. Maddi falan bir beklentisi, evet, yok adamın. Bir beklentisi, evet, yok. Kendisi, evet, size de teşekkür ediyoruz. Zaten, evet, muhtar. Zaten muhtarlık
Ağzalık, bekçilik, evet. Köylerde gerçekten gönül işi. Gönül işi, evet. Yani bu şimdi iş para işi, para için yapılacak bir şey değil. Ben bu işi yaparım, bu gönülden gelmezse içeriden, sen bunu yapamana bu işler yürümüyor. Evet. Çünkü muhtarlarımıza devletimiz şu ana kadar çok düzü bir miktarda aylık ödenek veriyordu. Muhtarlara maaş vermiyor. Evet. Halkımız da bunu bilmiyor. Muhtarların maaşı var zannediyor. Halbuki evet. Muhtarlara aylık ödenek veriyordu. En son 460 lira olmuştu. 444 lira. Evet, şu anda 875 liraya yükseltildi. 1 Ocak'tan itibaren Cumhurbaşkanı imzaladı. Torba yasasıyla birlikte çıktı bu. Köy korucuların kanunuyla bu kanun aynı torba yasası kanununda çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. 1 Ocak'tan itibaren muhtarlarımız bu maaşı alacak. Bazı illerdeki arkadaşları arıyoruz. İşte burada da il özel idarelerindeki şeylerin muhasebe bölümüne bakan arkadaşların biraz kanunları geç uygulamasından veyahut da evrakların geç gelmesinden dolayı çalışmaları 10-15 gün sonraya bırakıyorlar. Farklar öyle yatıyor. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz muhtarım. Ben teşekkür ederim.